Merhabalar, ben iç hastalıkları uzmanı Nijat Ahmatlı. Geçen haftaki Sözlük Global'de tiroid programından sonra bayağı sorular gelmeye başladı. Bunlardan en fazla sorulan sorularsa şekerle ilgiliydi. Onun için de bu sefer de şekerle ilgili sık sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız. Diyabetin belirtileri o kadar fazla ki bunlardan en patognomik olanlarla başlayalım. Bunlardan en önde geleni çok su içme, çok idrara çıkmadır ki vücut artık bundan bir şekilde kurtulmak istiyor. Kanser araştırmalarında tesadüfen altından bakılan değerlerde şeker hastalığı saptanıyor. Prediyabet tam hastalık gibi değerlendirilmiyor aslında ama riskleri ve sıkıntıları aslında hastalıklar kadardır. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumuzla başlıyoruz. Diyabet nedir? Diyabet vücutta pankreas isimli bir iç salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi veya ürettiği insülinin etkin bir şekilde kullanılamaması sonucu gelişen otoimmün ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Peki hocam kimler diyabet açısından yüksek risklidir? Kimler yüksek risklidir? 1. Fazla kilolu kişiler, beden kitle indeksi 25'in üstü olanlar, erkeklerde bel çevresi 94'ün bayanlarda 80'in üstü olması, kolesterolü yüksek kişiler, ailesinde şeker hastalığı olanlar, sinir stres altında olan kişiler, polikistik over hastalığı olan bayanlar, 4 kilodan fazla bebek doğuran bayanlar, ve önceden geçmişinde pankreasın kronik hastalıkları olan hastalar, geçirilmiş pankreas ameliyatı olan hastalar ve gizli diyabeti olanlar, yani prediyabet dediğimiz bir durumu olan hastalar. Diyabet hangi belirtilerle seyreder? Diyabetin belirtileri o kadar fazla ki bunlardan en patognomik olanlarla başlayalım. En fazla çok su içme, çok idrara çıkma, ağız kuruluğu, halsizlik, yorgunluk, enfeksiyonlara yatkınlık, yaralarda geç iyileşme. Bunlardan en önde geleni çok su içme, çok idrara çıkmadır. Niye? Çünkü şeker belirli bir düzeyden sonra kanda o kadar yükselmeye başlıyor ki vücut artık bundan bir şekilde kurtulmak istiyor. Ve her taraftan da şekeri atmaya çalışıyor. Bunlardan en fazla da idrarla atılmaya başlıyor şeker. İdrarla glukoz çıktığı zaman bu sefer peşinden suyu da sürüklüyor. Onun için de hasta fazla idrar çıkarmaya başlıyor. Fazla idrara çıktığı için de bu sefer doğal olarak vücutta sıvı açığı oluyor. Fazla su içmek isteği gelişiyor. Ama bu hastayı kurtarmıyor. Hasta maalesef tekrar bir sıvı açığı durumunda kalıyor. Halsizlik, yorgunluk, yaralarda geç iyileşme, enfeksiyonların uzun sürmesi, kilo kaybı. Vücut normalde glukozu yakıt olarak, enerji olarak kullanır. Eğer insülin olmazsa bu glukoz hücre içerisine geçmesi sıkıntılı bir hale geliyor. Ve bu sefer de kanda birikmeye başlıyor. Aslında enerji var kanda ama hücreler bunu kullanamıyor. Bu sefer glukozu kullanmadığı için yağ depolarını kullanmaya başlıyor. Vücut yağ yakıyor ve hasta zayıflamaya başlıyor. Ve bazen o kadar zayıflıyor ki altından kanser araştırmaları sonrasında hastada şeker çıkıyor. Kanser araştırmalarında tesadüfen altından bakılan değerlerde şeker hastalığı saptanıyor. Onun için kilo kaybı da en önemli özelliklerin içerisindedir. Hemoglobin A1C değeri daha ön plandadır. Buna göre karar veririz. Peki hocam hastalığın tanısı nasıl konulur? Hastalığın tanısını koymada 4 yöntemimiz vardır. Bunlardan birincisi açlık kan şekeridir. Açlık kan şekerinin 126 ve üzerinde gelmesi aşikar diyabet hastalığı tanısını koydurur. Rastgele bakılan kan şekeri açlık veya tokluk fark etmiyor. 200'ün üzerinde gelmesi. Üçüncüsü OGTT dediğimiz şeker yükleme testi. Yani hastaya glukozdan zengin bir sıvı veriyoruz. Sonrasında birinci, ikinci, üçüncü saatlerde bakılan kan şekerinin belirli bir düzeyin üstünde olması. Özellikle ikinci saat kan şekerinin 200 ve üstünde olması tanıyı koydurur. Diğer önemli, en önemli yöntemimiz ise hemoglobin A1C dediğimiz kanda 3 aylık şeker ortalamasının düzeyidir. 6,5 ve üzerinde olması diyabet tanısını koydurur. Diğer yöntemlerden bir tık daha önemlidir bizim için. Çünkü sadece tanı koymada değil, hastanın takip ve kontrollerinde, tedavinin seçilmesinde, başlangıç aşamasında ve devamında hemoglobin A1C değerine göre karar veririz. Onun için diğerlerinden bir tık daha önemlidir bizim için. Peki hocam, gizli şeker nedir? Gizli şeker, kanda glukozun yüksek seyretmesi, kan şekerinin yüksek olması ama şeker tanısını koyduramayacak kadar yükseklikte olması tam arada dediğimiz bir durumdur. Açlık kan şekerinin 100-125 aralığında olması veya şeker yükleme testinde 2. saat kan şekerinin 140-199 arasında olması gizli şeker. Yani prediyabet dediğimiz bir durumdur. Prediyabet tam hastalık gibi değerlendirilmiyor aslında ama riskleri ve sıkıntıları aslında hastalıklar kadardır. Çalışmalar göstermiştir ki prediyabeti olan hastalar 10 yıl içerisinde artık aşikar diyabete dönüşmeye başlıyor. Ve prediyabeti olan hastaların kalp damar hastalıkları ve inme riski geçirme ihtimali normal popülasyondan, sağlıklı kişilerden %50 daha fazladır. Onun için başlı başına onu ayrıca bir hastalık gibi değerlendirmek lazım. Bu hastalığın tedavisi nasıldır? Hastalığın tedavisi ilk başta yaşam tarzı değişikliğidir. Burada diyet ve egzersizi
kastediyoruz. Diyet egzersiz o kadar önemlidir ki kişiye has olmalıdır. Rastgele herkese demiyoruz git şunu yiyin şunu yemeyin demiyoruz. Kişiye özel, kilosuna özel, beslenmesine özel, çalıştığı işine özel. Bazıları oluyor gece vardiyasında çalışıyor, sabah beslenmesi bozuluyor veya uyku düzeni değişik. Onlara göre her hastanın beslenme şekli farklı olmalıdır. İkincisi egzersizdir yaşam tarzı değişikliği içerisinde. Egzersiz esnasında kaslar normalden 20 kat daha fazla glukoz kullanılıyor. Yani düşünsenize kanda şeker yüksek ve bir anda bu şekerin 20 katını dokular kullanmaya başlıyor. Ya o kadar güzel dengeleyici bir sistem ki batıda bunu daha iyi kullanıyorlar. Şeker hastalığının birinci evresinde hiçbir zaman şeyle başlamıyorlar. Direkt ilaçla başlamıyorlar. Önce yaşam tarzı değişikliği, diyet, egzersize, hasta uyumu o kadar güzel oluyor ki çoğu zaman da bununla bazen normale gelebiliyor. Ama bizim toplumumuz maalesef tüketim toplumu olduğu için bu yaşam tarzı değişikliğini çok kolay uygulayamıyor. Ve çoğu zaman da biz artık az çok kestiriyoruz. Hangi hasta diyet egzersiz yapar, hangi hasta yapamaz. Onun için de bazen mecbur kalıp birinci evreden bile biz ilaçlarla başlıyoruz. Ama her zaman altını çizmek istiyorum. Diyet egzersiz daha ön planda. İlk bununla başlıyoruz. Ama yok eğer buna yanıt vermezse artık ikinci aşamada ilaçlara başlıyoruz. Tip 1 diyabet hastalarında tedavi sadece insülindir. Çünkü bu vücutta insülin üretilmiyor. Dışarıdan yerine koymak lazım. Replasmanla yani insülin enjeksiyonuyla bunu veriyoruz. Tip 2'lerde ise şeker hapları ve insülin kullanıyoruz. Yaşam tarzı değişikliğine yanıt olmazsa ilk önce şeker haplarını devreye sokuyoruz. Şeker haplarının da mantığı şu. Pankreas bezinde belirli bir insülin rezervi var. Şöyle düşünelim. Bardağın 3'te 1'e kadarı insülin var. Bu insülin olabildiğince bunu periyodunu biraz uzun tutmaya çalışıyoruz. Şeker hastalarında bu balayı dediğimiz bir dönemdir. Ama yok bu hasta ne kadar diyet egzersizine, tedavisine dikkat ederse yani hastalığına özenle yaklaşırsa bu bardağın dibi hiçbir zaman boşalmıyor. Ama dikkat etmemeye başladığı zaman bardak çabuk boşalmaya başlıyor ve hasta bu sefer artık mutlak insülin eksikliğine giriyor. Bu sefer de artık dışarıdan insülini yerine koymaya başlıyoruz. Hangi durumlarda insülin verilmelidir? İnsülin aslında kötü bir şey değil. Hatta öyle özellikli durumlarda gerekli ki biz bunu bazen hastalara anlatamıyoruz. Yani mutlak insülin kullanılması gereken durumlar var. Bunlar mesela eğer hamilelik döneminde yaşam tarzı değişikliğiyle şeker yolunda değilse bu zaman mutlak insülin vermek zorundayız. Çünkü bebeğe veya anneye riske atamayız. İkincisi ameliyat döneminde, ameliyatın öncesi, devamında ve sonrasında çünkü majör travma olduğu için bu zaman ihtiyacı sadece insülinle karşılayabiliyoruz. Üçüncüsü diyabetik ayağı olanlarda, diyabetik herhangi bir yarası olanlarda ve aldığı tedavilere, şeker hapları ve yaşam tarzı değişikliğine rağmen yolunda değilse bu sefer artık mutlak insülin ihtiyacı var. Tekrar vurgulamak istiyorum. İnsülin kötü bir şey değil. Toplumumuzda insüline karşı bir çoğu kesimde bir fobi var. Bana insülin başlayacaklar. Gittim bana insülin başladılar ama kullanmak istemiyorum. Çok yanlış bir algı. Lütfen bu algıdan çıkalım. Çünkü sonuçları tahmin edemeyeceğiniz kadar sıkıntılı. Peki hocam tedavi edilmezse ne olur? Tedavi edilmezse şekerin iki türlü yani ya kısa süreli ve uzun süreli sıkıntıları, akut ve kronik komplikasyonlar dediğimiz ciddi durumlarla karşılaşabiliriz. Akut komplikasyonlar hipoglisemi yani şekerin hızlı düşüşü, ketotik koma ve hiperozmolar koma dediğimiz şekerin hayatı tehdit eden durumlarıdır. İkincisi kronik komplikasyonlarsa şekerin organlar üzerinde ve sistemik hasarını kastediyoruz. Organlar üzerinde diyabetik retinopati dediğimiz diyabetin göz hasarı, diyabetik nefropati dediğimiz diyabetin böbrek hasarı, diyabetik nöropati dediğimiz diyabetin sinirler üzerinde hasarı, kardiyovasküler hastalıkların daha da ağırlaşması ve enfeksiyon döneminde ise hasta enfeksiyonların geç iyileşmesi, yaraların aylarca sağlamaması durumları bu kronik komplikasyonlara aittir. Eğer tedavi edilmezse hasta bunlarla uğraşmaya başlar. Şekerden çok şekerin sıkıntılarıyla hasta muzdarip oluyor. Kalıcı tedavisi var mı? Kalıcı tedavisi maalesef yok ama iyi kontrollerle, düzenli takip tedaviyle ömür boyu takipte stabil seyreden bir hastalıktır. Peki hocam nasıl şeker hastası oluyoruz? Benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Mesela şöyle bir algı var bizim bildiğimiz. İşte yok tatlı yedikten sonra hemen bir litre su içmeyin ya da su içmeyin ki şeker hastası olur. Hayır dostum bak senin ailende yoksa. Kendin kilolu değilsen, abur cubur, ıvır zıvır, sağlıksız beslenmiyorsan, oturup bir litre kola içmiyorsan, kötü alışkanlık işte alkol, sigara, zarar veren vücuduna bir şeyin yoksa senin şeker olma ihtimalin yok. O dediğim örnek var ya, hasta kiloluysa, ailesinde varsa,
sinir stresi fazlaysa, tek başına sinir onlar yoksa bile şeker yapabiliyor. O diyorlar ya, ya çok sinirden sonra, bir travmadan sonra şeker hastası oldu. Bu ona ait işte. Yani yoksa normal bir insanda şeker hastası olmaz. Yatkınlık önemli. %50 ailede olması lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Eklemek istediğim şey, lütfen şeker hastası kontrollerini ihmal etmesinler. Özellikle pandemiden sonra uzunca bir süredir bizim 3-6 aylık kontrollerimiz bayağı bir ihmal edildi hastalarımız tarafından. Mümkünse kontrollerine zamanında gelsinler. Sağlıklı günler dilerim.